Hoş geldiniz. Matik üzerine konuşacağız. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Matik tarafında yine çok ciddi bir mum geldi arkadaşlar. E, yine ortaklık duyurdu ve yatırım aldı. Şimdi bundan ziyade zaten Matik'in bakınız ki e, 30.5'lara kadar düşüşünden sonra arkadaşlar Yön yukarı halde e, güzel bir harekete başladı. 68 kanalını attı, direnç denedi. E, ayı piyasası içerisinde ne yaptı? Bir anda üst kanala attı ve burada tutunma sağladı arkadaşlar. Genel itibariyle de gördüğümüzde resmen e, ayı piyasası içerisinde mümkün mertebe boğa sezonunu başlattı diyebiliriz, bir boğa yaşadı diyebiliriz arkadaşlar. E altcoin'ler patır patır düşerken Matic sürekli yükseldi. Bu da genel itibariyle ayı piyasasındaki hayatta kalma planı çok daha ileri noktalara geldi. Nitekim bu durumda olası bir boğa sezonu içerisinde Matic'in çok daha şiddetli yükselişler yapabileceğini, belki de ATH'larını eze eze geçebileceğini karşımıza çıkardı arkadaşlar. Şimdi kısa vade içerisinde değerlendirdiğimiz zaman bir kere Matic'i ilk evvela zaten ne yaptı? 1.03'leri aldı. Şu an yapabileceği bir geri çekilme normaldir. E, ciddi hacimlendi. Bu bağlamda geri çekilme konusunda 1.03'lere kadar kredisi bulunuyor. Buralara kadar geri çekilmek suretiyle hacmi koruyacak. Ve bu bağlamda hem destek hem hareketli ortalamadan e, bir sıçrama işlemi yapacaktır arkadaşlar. Böyle bir geri test denediğinde büyük ihtimalle yeni bir kalkış olan 1.31.3'lere kadar yön yukarı harekete gidebilecekken genel itibariyle kısa vadede e, bu civarlara kadar yukarı potansiyel barındırıyor e, piyasada ekstrem bir durum vesaire olmadığı takdirde. Şu an itibariyle tabii bir alım fırsatından söz edemiyorum arkadaşlar. E, zira yön yukarı yaptı. Nerede durulacağı şu anda belli değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.